Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Bu depo biraz enteresan bir depo. Burada arkadaşlar video oyun. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi kasaları. Burada video oyunlar oynanıyor. Bu böyle bir sistem. Burada bayağı bir video oyunu olması gerekiyor diye açıkçası burayı aldık. Buraya 5.225 dolar para ödedik arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var, neler yok görelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir video oyun ürünleri var. Arkada da bunlardan vardır diye düşünerek açıkçası burayı aldık. Şimdi bakalım nasibimizde ne varmış görelim. Bu tarz depolar her zaman karşımıza çıkmıyor. Çıkınca da bunları kaçırmamak lazım. O yüzden bu depoyu aldım. Denemeden bilemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden böyle bir depo gördüğünüz zaman deneyeceksiniz. Bakalım hayırlısı neler var göreceğiz. Şu iki sandalyenin fiyatı 10 dolar. Burada Xbox kolları var. Piller var. Kutuya toplu fiyat vereceğiz. Yoksa diğer türlü çok uğraşırız. Bir tane Xbox 360 var. Bir gözlüğümüz var. Bundan bir tane daha varmış. Bu da şarj aleti. Bakalım kamera var mı? Maalesef boş bir kutu. Güzel bir kameraymış aslında. Bunlar HDMI kabloları, gözlükler. Burada sistem, ürün kabloları var. Bu kablolar da bayağı bir pahalı arkadaşlar. Burada boardlar var. Kaç GB'mış bakalım. 27.2 GB diyor. Yani hiçbir şey değil. Burada değerli bir şey yok. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım sistem içinde mi? Bir ağırlık var ama tam anlayamadım. Sistem yok ama kasketi var. Bu da böyle bir ürün demek ki arkadaşlar. Bunun internetten fiyatına bakarız. Gayet güzel bir oyun. Benim de bu oyunu oynamıştım var bir aralar. Bu Red Bull buzluk arkadaşlar. Bunun fiyatı 60 dolar. Şu Game Cup konsolları, bunların ikisi 150 dolar fiyatı. Bunlar da eski ürünler. Bakalım içerisinde oyun var mı? Bir tane Sims oyunu var. Sims oyunu çok değerli değil. Bunda da Super Mario'nun bir oyunu var. Oyunlarla beraber ikisinin fiyatı 250 dolar arkadaşlar. Şimdi şunun bir tanesini açalım. Burası arka tarafı, şurası ön taraf herhalde. Bakın böyle bir sistem yapmışlar. Çok değerli bir ürün değil. Bunların daha da kaliteleri var ama bunlar çok kaliteli bir sistem değil. İki
Xbox 360 var. Kablolar var. Televizyonu var. Komple takım olarak $200 bir tanesinin fiyatı. Bunların daha da bir profesyonel olanları var. Bunlar maalesef onlardan değiller. Bunlar herhalde böyle trakların içerisine festivallerde giden oyunlar. Bunları herhalde o şekilde kullanıyorlardı. Bu dergilerde yanında duran ürünler. Şu Xbox 360 $40 fiyatı. Bir tane printer'ımız var. Hatta iki tane printer var. İkisi de Wi-Fi'li bir printer. MX479. Diğeri de Lexmark'ın klasik bir modeli. İkisinin fiyatı $60. Hadi bismillah diyelim bakalım bunda ne var. Burada da Xbox 360 cihazları var. Şurada iki tane PlayStation 4 ve 3 kontrolü var ama şurası kırık. Burada şarj aletleri. Burada cihazlar var. Burada da Wii ürünleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 18 tane ürün var arkadaşlar. Tahminimce bir $600'lık kutu. Kutunun da fiyatı $100 bu arada. Toplam $700'lık bir kutu. Haydi bismillah diyelim, inşallah daha ekstra şeyler çıkar arkadaşlar. Bu da bayağı bir ağır kitap gibi. Aynen. Comic books'lar ama eski değiller. Hepsi yeni ürünler. Bunlar şu anda üzerine 1.75 yazıyor ya arkadaşlar. İnanın o fiyatlarda satılıyor. $100'lık bir kutu. Bir V oyunu var. Michael Jordan, Brett Favre. Burada kablolar var. Kemerler var. Başka burada bir ürün yok. Toplam $50'lık bir kutu. Boş bir kutu. Şunlar boş. Bu kablonun geçmesi için kullanılan bir ürün. $5 fiyatı. Şuna komple arkadaşlar toplu bir fiyat yazacağım. Diğer türlü çok ses çıkacak. Rahatsız olmanızı istemem. Şunların içerisinde ve bunların içinde değil. Bunlar aynı zamanda tamir de yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Şuradakiler hep parçalar. Bu parçalar da bayağı satılıyor. Şunlar kameralar. Burada bir makinamız daha var. Bir V makinesi daha var. Şurada parçalar var. Oyunlar var. Şunlar baterisi. Şurada da oyunlar var. İçinde maalesef yok. Bu oyunları bir yerden muhtemelen çıkartacağız.
Altta neler varmış? Burada da tabancalar, şarj aletleri, kumandalar. Bakın bu da muhtemelen aynen işte ürün. Aynen arkadaşlar, işte firma, böyle bir firma devamlı geziyorlar. Bu şekilde oyun insanlara oynatıyorlar. Bakalım sende ne varmış? Burada tamir aletleri var. Piller hepsi çöpe gidecek. Şuradaki ürünler içinde bir 250 dolar çok rahat diyebiliriz. Şu kablonun fiyatı 5 dolar. Kablolar var burada. Toplam 30 dolarlık bir kablo var. Kutunun fiyatı 40 dolar. Bir tane projektör var. Optoma HD65. Çok yeni bir ürüne benzemiyor. Ama video oyunlarında böyle projektörde büyük ekran oynatıyorlarmış. Güzel bir speaker. 40 dolar fiyatı. Bir tane Xbox 360'ımız var. Buraya da toplu fiyat yazalım. Şu da güzel bir araç ürünü. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım burada var mı hiç oyunlar? Bu da boş, boş. Bu dolu. Bu da dolu. Boş da var, dolu da var arkadaşlar oyunlarda. Bayağı bir Xbox gördük ama daha hala hiç PlayStation konsolu göremedik. Bakın Nintendo Switch'te oyun kutusu var. Kendisi yok. Bir konsol daha var. 40 dolar. Bakalım burada ne var? Burada da Sega Genesis. Güzel bir konsol. Eski bir oyun konsolu. Oyunlar içerisinde yok. Bunlar da oyun kolları. MyFlash diye bir marka. Model numarası F101. Pokemon kartları var. Bakalım sene kaç? 95. Seneler. Güzel seneler arkadaşlar. Bunlara baktıracağız. İlk olanlardan. Şurada değerli bir şey yok. Bozuk paralar daha var. Allah bereket versin. Hemen para yapmaya başladık bile. Sega'nın kolları burada. Şu değerli bir şey değil. Şurada 100 dolarlık kollar var arkadaşlar. Bakalım burada neler var? Kulaklığımız var. Kartlar var. Kitaplar var. Çok değerli ürünler yok. Şunlar çok pahalı ürünler değiller. Kollarımız var. 1, 2, 3 tane konsolumuz var. Bir kolumuz daha var burada.
Toplam 130 dolarlık bir kutu. Bakalım oyunlar burada var. Evet arkadaşlar. Buradaki oyunlar tam. Bu da yine aynı şekilde eski bir video game konsolu. Bundan bende vardı Türkiye'de. Vallahi bununla bayağı bir oynadım. Benim tahminimce bir 150 dolar fiyatı vardır. Oyunlarda 100 dolar. Bu da güzel bir oyun konsolu. Wii'nin ürünü. Şu güzel bir parça. Şunun fiyatı 30 dolar. Bakın Sega'nın bir oyunu var. Bir oyun daha burada. Bunlar da içerisinde. Buradaki oyunlar daha değerli oyunlar. Bakın bunlar da PlayStation'ın oyunları, ilk PlayStation oyunları. Super Nintendo oyunu var. Mortal Kombat var. Bunlardaki en değerli oyunlar Zelda oyunu. Contra 3. Contra'yı da yıllarca oynadık. Bunlar da PlayStation'ın ilk oyunları. Bunlar Xbox oyunları. Bunlar çok değerli oyunlar değiller. Bu da Sega'nın bir oyunu. Xbox oyunları var bayağı bir. Şunlar da Sega. Şuradaki oyunlar için 200 dolar diyebilirim. Şunların fiyatına bakacağız arkadaşlar. Çünkü burada bazı değerli olanlar var. Değersizler var. Benim tahminimce bir hepsinin fiyatı 400 dolar civarı eder. Gayet değerli oyunlar var. Bakalım bunlar içerisinde mi? Boş, boş. Boş, boş. Boş, Allah Allah, bunları nereye koydular acaba? İnşallah bir yerden çıkacak diyoruz yani. İşte bu en azından dolu. PlayStation oyununa biraz ışığa çıkalım bakalım. Atari Klasik var. Küp oyunları var. Spider-Man. Değerli oyunlar ne var diye bakıyorum da. Oyunlar fena değil. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Burada speaker sistemi var. 40 dolar fiyatı. Bu da sanırım boş. Televizyon altlığı var. İşte oyunlar hep burada arkadaşlar. PlayStation 3, Xbox. Bunun gibi herhalde bir 3-4 tane daha bulmamız lazım. Çünkü bayağı bir oyun var. Xbox 360 var. Xbox One var. PlayStation var. Wii var. Bayağı bir oyun var arkadaşlar. Çok değerli oyun olmasa da 200 dolarlık bir oyun çantası. Burada da yine comic books'lar var. Ama 4,5 dolar. Gördüğünüz gibi fiyatlar hep yüksek. Hepsini biz anca 50 dolara satabiliriz. Bunlar yeni Atari konsolu.
Bu da eski bir Super Nintendo konsolu. Street Fighter 2, Pac-Man 2, Super Mario. Piller var. Bir de kolları var. Toplam 150 dolarlık bir çanta. Bakın 1 dolarmış fiyatı. 0.99 cent. Bir speaker var. Şurada ıvır zıvır ürünler var. Bir tane cüzdanımız var. Şu 40 GB'lık değersiz bir ürün. Burada telefonlar yok. Şu da boş bir şarj aleti. Bu şarj aletini ama görmüştük. Bir tane saatimiz var. Fossil marka bir saat. Bunu abi hatırlıyorum ya. Bu eski bir, bayağı eski bir saat. Bunun biraz yuvarlak bir modelini ben kullanmıştım. Eski bir kamera ve kumandalar var. Bir tane PlayStation 2 gördük. Güzel bir konsol. PlayStation 1 de burada. İkisinin fiyatı 100 dolar. Şu makinede içerisinde airbrush kompresör diyor. Model TC20T. Bunu internetten fiyatına bakarız. Vallahi dünya kadar konsol ve oyun var. Şurada da oyunlar muhtemelen var. Wii oyunları. İyice bakıyorum ki şöyle değerli bir oyun var mı diye. Çok değerli oyunlar olabiliyor. Bakın PlayStation'a geçtik. Xbox 360'a geçtik. Toplamda 200 dolarlık oyunlar. Şurada gördüğünüz gibi sadece oyun kolları var. Tanesini 10 dolar deseniz rahat 20 tane kol var şurada. Oyun gitarları var. Normal gitar olsa şöyle güzel bir şarkı patlatırdım vallahi size. Biliyorsunuz sesimi çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çaktırmasanız da söylemeseniz de bunu içten içe biliyorum. Ama maalesef bununla şarkı söyleyemeyiz. Yoksa bir depolar şarkısını söylerdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha burada konsolumuz var. Bunun da fiyatı 120 dolar. Bunlar da muhtemelen hepsi boş kutular. Hepsi boş kutular arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde boş. Bunların ama oyunları burada. O yüzden kutular bize lazım. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir video oyunu şirketinin satın almışız. Çok oyun vardı. Konsol da vardı ama öyle çok fazla değerli oyunlar yok açıkçası. Hatırlıyorum ben bir önceki videolarımızda bir oyun bulmuştuk. 450 dolarlık bir oyundu, sadece bir tane oyun. Burada o kadar çok değerli oyunlar yok. Umarım depomuzu beğenmişsinizdir. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun.